Boğalar ne yapıyorlar bu hafta sevgili boğalar? aşkla mı, işte mi, parada mı kazanıyorlar? Sağlığımız niye böyle? Ee, küçük sorunları büyütmek hayatlarının kalitesini, yaşam standartlarını bozabilir. Ee, yani hiçbir şeyi büyütmemeye özen göstermeleri gerekiyor. Zaten son 15 günlük süreçte uranüsün oluşturduğu etkiyle birçok boğa sindirim sistemiyle ilgili e, urolojik alanlarla alakalı... Efendim bel böbrek bölgesiyle ilgili zorlayıcı ufak tefek sağlık sorunları yaşadılar. Özellikle bir Boğa burcuysanız, ne olur tansiyonunuza dikkat edin. Ben bir hekim değilim. Uranüs aynı zamanda e, elektronik kazalarını, hı hı. efendim e, beden sağlığında tansiyonu, tansiyon düşmesini, Aa. tansiyon yükselmesini. Etkileyen durumlar yaşatabilir. O zaman ne yapması gerekiyor boğaların bu hafta? Yaşam standartını hem beslenme yönünde daha kaliteli bir hale getirmeleri gerekiyor hem dinlenme konusunda. Yani koşturmak yerine sakin yaşamda yol alsınlar ki beden sağlıklarının güçlenmesine kendi adlarına, kendi kendilerine yardımcı olsunlar. Hı hı. Sağlık konusunda buna dikkat etsinler. Ama önemli uyarılar e, özellikle tansiyon vesaire bilmem ne varsa... Bir yani örneğin elektrikle fayda var. uğraşan işler yapıyorsanız e, elektrik çarpmalarına <laughs> Allah muhafaza efendim e, tansiyonunuz düşüyorsa ya da yükseliyorsa bugün için belki bir sağlık sorunu değil ama siz ihmal ettiğiniz takdirde kalıcı rahatsızlıkların oluşmasına, neden olabilirsiniz? Allah göstersin, Allah muhafaza. O yüzden çok tedbirli ve çok dikkatli olmaları gerekiyor. Peki canım benim aşk hayatına kısa ve net cümleler kurun demiş. Evet, zaman biraz aç yani aşk Şimdi, hayatımızda neler var? Evli olan boğa burçları, <laughs> ilişkisi olan boğa burçları. ister boğa kadını bizi dinlesin, ister boğa erkeği bizi dinlesin. Hiçbir şeyi uzun uzun anlatmayın. Karşınızdaki insanın sıkılmasına, bunalmasına neden olmayın. Özellikle aşk hayatınızda ve evli olanlar yuvalarında geçtiğimiz aylarda, haftalarda onlara uygun olmayan iletişim sorunları yaşamış olabilirler. Hatta ilişkilerinin sinerjisini bile sorgulamış olabilirler. E, partnerinizin hoşlanmadığınız yönleri olabilir. Direkt söyleyin. Bana asık suratlı olmanı istemiyorum. Yani karşınızdaki insanın neden gülmediğine değil nasıl olması gerektiğine dair kısa ve net cümleler kurun. Yani partnerinizi eleştirmek yerine duygunuzu anlatın. Duygunuzu ona. anlatın, beklentinizi söyleyin. beklentinizi söyleyin. Beklentinizi söyleyin. İlişkinizi toparlamak yerine isteklerinizi, arzularınızı net ve kısa cümlelerle ifade ettiğinizde bu hafta Satürn ve Mars'ın oluşturduğu etkiyle net sonuçlar alacaksınız. Bir de boğalar İş hayatlarında kazanç kariyer konularında geçtiğimiz aylarda haftalarda ne ektilerse onu biçecekler. Hasat zamanı boğa için Oh mis. toplama zamanı boğa mis. için özellikle boğa burçları güneşin de etkisiyle uzun zamandan beri toprağa ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Aynı zamanda gökyüzünü kaplayan e, enerji siz boğaların yaşamında bambaşka diyarlara gitme. Hani vardır ya sorun yaşadığımız anlarda her şeyimi toplayıp alıp başımı gitmek istiyorum deriz. Evet, Bilinçli de olsak, bilinçsiz de olsak, çok eğitimli de olsak hiç okuma yazmamız dahi olmasa da genetik kodlarımızda büyüklerimizin sözleri bizim bilinçaltımızda kodludur. Deriz ya siz boğalar bu hafta şunu diyebilirsiniz. Alıp başımı uzak diyarlara gitmek istiyorum. Başını al git de. Başının içindeki sorunlar gitmedikten sonra sen Fizan'a da yerleşsen aynısın, yerinde de otursan aynısın. Aynı o zaman senin bir boğa olarak bu hafta uzak diyarlara gitmek yerine ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Ben beni tüketen, zorlayan, yakın geçmişe ait, uzun geçmişe ait, aşk, evlilik ilişkimde beni yıpratmış olan, beni tüketmiş olan konuları nasıl çözebilirim? Nasıl çözümleyebilirim? Ben ne istiyorum bu hayattan? Kendime ne kadar yatırım yaptım? Kendimi ne kadar önemsiyorum? Ben ne kadar değerliyim? Hatırlatın duygularınıza ve düşüncelerinize. Şimdi bir boğa annesi, bir boğa çocuk sahibi olan bir boğa erkeği ve babası. Onların hayatında aile düzeni çok önemlidir. Boğalar evlatlarını ve evlerini yaşamayı çok severler. Doğru. Aynı zamanda hem çocuklarına güven duyarlar hem çocukların çok rahat ve kaliteli bir hayat yaşamasını isterler. Ama bu hafta sen de dikkat et çocuklar taşkın davranabilir. Enerjilerine yetişemeyebilirsiniz. <laughs> bu ergenlerin taşkınlıklarından <laughs> tabii e, taşkın davranabilirler. Ne yapacağız o zaman? Onlara bize sorun yaşatıyormuş gibi davranmak yerine onların yanında olduğumuzu onları anladığımızı, onları hissettiğimizi anne ve babaysak çocuklarımıza hissettirmeye mümkün olduğunca özen gösteriyoruz. Avucunuza sımsıkı tuttuğunuz imkanlarınızı asla kaybetmekten çekinmeyin, ürkmeyin. Korku yanlış frekans ve enerji oluşturur. Ne olur bu hafta cesur olun, korkusuz olun, olumsuz senaryoları ne iş hayatınızla ilgili ne sağlığınızla ilgili ne aşk hayatınızla ilgili ne de sosyal çevrenizle ilgili kurgulamayın. Bu hafta spotum sizlere. Huzurlu olun ve rahat olun. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Ne yaşarsan yaşa. Huzurlu ve rahat olsan. Onlar yeni yaşayacakları şeylerden değil Nur. Eskilerden Yaşanmışlıklardan mi? kaynaklı. Uranüs'ün gerilemesiyle. Ee, ...sürekli bir hesaplaşma içinde olabilirler. Aman eskiler eskide kaldı. Aynen öyle kesinlikle. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı yani. Eskiyle ilgili söylüyorum. hiçbir şey düşünmeyin. Bir çoğumuz satürn biliyorsunuz... ...uzun yıllar sonra kova burcuna döndü. Şimdi oğlak burcunda tekrar kovaya dönecek. Ben bile kendi hayatımda... ...son bir senedir... ...sen olmazsan nefes alamam dediğim olaylara... ...aman bu bozulursa ben ne yaparım dediğim konulara ne diyorum biliyor musun şimdi Allah'ım teşekkür ederim. En büyük sevgilim, en büyük aşkım, yüce Allah'ım. Yani samimiyetle söylüyorum biz bir boyuttan bu boyuta çırıl çıplak geliyoruz. Ana rahminden çıkıyoruz. Levh-i Mahfuz'da ruhlar aleminde. Gün geliyor, gün geliyor. Nefes olduğumuzu unutuyoruz, nefsimizin esiri oluyoruz. Bak aldığımız nefesini verirken bile sahibi değiliz gidiyoruz. Öyle. O yüzden nefsi bırakın. Nefsi bırakın. Siz boğalar, nefsinizin esiri olmayın. Nefis leziz bir hayat yaşayın. Şeye geçelim mi? Sorulara. Ee, sorulara geçelim. Geçelim. Instagram Nur Viral lütfen yazın bana oradan. Çünkü haftaya tekrar e, bu soruları derleyip toplayıp sizinle buluşturuyoruz. Efendim ilk sorumuz gelsin. İzmir'den sevgili Süme'ye sormuş. Süme'ciğim çok teşekkür ediyorum. Ne de güzel şeyler yazmışsın bize. Sağ ol. İyi ki varsın. Sizler sayesinde biz de buradayız. Boğa kadını diyor aşksız kalabilir mi? Ben bu soruyu bir boğa olarak cevaplayayım mı mesela? E, i̇ş olsun diye ilişki yaşamayı, aşk olsun diye evet. aşk yaşamayı tercih etmediği için tutkunun olmadığı yerde aşksız kalır. Evet. Yani e, Ona kaliteli bir diye, aşk yoksa, yani çok kaliteli bir ilişki olması lazım. Ona önce saygı arkasından uyum ve sevgi gelmeli. Sadece aşk olsun diye aşk yaşayamaz boğa kadın. Kaliteli bir aşk yoksa hüzünlü bir yalnızlık tercih eder. Eder, kesinlikle aşk eder. Şiir gibi konuştum. Çok güzel konuştun. <laughs> İkizler erkeği Koç kadınından hoşlanır mı? Çok hoşlanır. Ya Koç kadını sevilmez mi bir kere ya? Hareketli, Bir enerjik, yüksek enerji, ateş elementi. Sadece e, büyümeyen bir kız çocuğu o vardır olsun onun içinde. İkizler erkeği o kız çocuğunu yakalarsa bir ömür boyu hava olan ikizler ateş olan koç olduğu için inanılmaz mutlu olurlar süper e, Nur ablacığım e, yeni bir partnerim var sevgilim daha doğrusu demiş partnerim sevgilim diye de eklemiş aslan kadını ama ben onun biraz bencil olduğunu düşünüyorum aslanlar bencil mi olur diye soruyor e, aslanlar Sevgili egosu yüksektir benim doğrum benim dediğim şekliyle hareket eder genelde hep konuşur dinlemez ee, neye göre... Ee, ...bencildir. Ben derler. Öyle mi? Ben derler. Kalın da erkeği de biraz değil... ...komple bencildir. Serap soruyor... ...yengeç erkeği romantik olur mu? Olur. Hem de ee, romantik, çok romantik çok olur. Çok romantik olur. Çok duygusal olur. Ee, ama dıştan bakıldığında... ...sert bir kabuk görürüz. Onun ruhunu tanıdığımız vakitte... ...ruhuna hitap edersek... ...en kolay anlaşılabilecek... ...erkek burcudur. Sıradaki soru... ...ikimizi de ilgilendiriyor. <laughs> Ne? <laughs> Hadi gelsin ekrana. <laughs> Kova erkeği kıymet bilir mi? <laughs> Ay, vallahi ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Cevapsız bırakmak istiyorum. Onlar kendi kıymetini bilsin. Aman aman kimsenin kıymetini bilmesin. Niye bizi ilgilendiriyor diyorum. Benim eski eşim de kovaydı, senin eski eşin de İnşallah benim eski eşimle <laughs> tamamen ayrıldığım gün eski kağıt ha. üzerinde eşim... Hı. Ee, Mutluluklar diliyorum kendisine. Peki balık kadını ile oğlak erkeği anlaşabilir mi? Balık kadını ile oğlak erkeği müthiş anlaşır. Müthiş uyumlu olur. Ve balık kadını oğlak erkeği genelde yönetmeyi sevdiği için ilişkisindeki uyumu her şeye evet diyerek sağlar. Peki koç erkeği ile aslan kadını mutlu olma olasılığı var mı? Yani... Diyarbakır'dan sevgili Hasan yazmış bize. Şimdi aslan kadını koç erkeğine kendini yönettirmez. Koç erkeği yönetilmeye müsaade ederse ve izin verirse çok mutlu olurlar. Peki e, en tutkulu aşk hangi burçta yaşanır? Çok merak ediyorum ve aradığım aşkı bir, bir türlü bulamıyorum. Ve şöyle yazmış. Demiş ki sevgili Ali. Tutkulu aşk yaşayabileceğim bir kadın arıyorum. demiş. Şimdi Ali'nin burcu ne acaba? Bak e, boğa kadını tutkulu aşk yaşar. Kova kadını tutkulu aşk yaşar. Yengeç kadını tutkulu aşk yaşar ama paylaşamadığı için kıskançlığını ön planda tuttuğu için e, tutkusunu geri planda bırakır. Hı hı. O zaman da yanlış anlaşılır.